çalışır ya, bunu Gündem gazetesinin bürosudur. Burası Gündem gazetesinin bürosudur. Bu benim her şeyimdir. Pervin Bolda'nın kızları. Benim kızım kurşunların önüne. Onlara maaş piyon olmuş. Onun kızları da bizim çocuklarımızın kanıyla bu halde bak. Pervin Bolda'nın kızları. Bir benim kızıma baksın. Bir diğer kıza baksın. Bir de kendi kızına baksın. Bizim çocuklarımızın kanıyla işte yiyor. 6 senedir ben kızımı arıyorum. Kızım kayıp. Benim kızım çalışıyordu güzellik salonunda. Oradan HDP'ye verdiler. HDP'de PKK sattı. Ve ben 6 senedir kızımı arıyorum. Hiçbir haber alamıyorum. Hiçbir şekilde ulaşamadım. Çok HDP'ye gittim. Çok işte HDP başkanların yanına gittim. O zamanların başkanı, onların başkanı Caziye Duman'dı. Ve kızımı kampa gönderdiği kişi geldi Caziye'nin Duman'ın yanında bana senin kızın dün akşam ZAP kampındaydı ve yedirdiler PKK'ya gönderdiler. Ondan sonra ben 6 senedir bu acıyı çekiyorum ve bu evlatlarımızı almak için de biz yürüyüş için başvuru yaptık. Şu anda eylem yapıyoruz. Çocuklarımızı alana kadar da bu eylemi devam edeceğiz. Biz HDP binaların kapısına gidiyoruz. HDP bizim seslerimizi kıstırmak için her türlü oyunları yapıyor. Bizim tek derdimiz evlatlarımızdır. Ben 6 senedir bu evladım acısıyla yaşıyorsam, peki onlarda ne vicdan var? Ne şekilde mesela ben kız çocuk 17 yaşında, 17 yaşında. Yani onlara ne faydası o? Benim kızım hasta. Ben kızımı HDP'den istiyorum. HDP benim kızımı PKK'ya nasıl teslim ettiyse aynen öyle bana versin. Benim kızım hastadır, onların işine yaramaz. Ha çok istiyorlarsa, çok mesela HDP'ye düşkündüler, gitsin kendi çocuklarını versin, bizimkileri getirsin. Bizim eylemimizi işte yok devlet sizi parayla satın almış. Devlet bu aileleri parayla hiçbir devlet bizim evlat acısını parayla satın alamaz. Bunu kimseye gücü yetmez. Çünkü evlat acısı o öyle bir közdür ki ölünceye kadar yüreğinde yanıyor. Ben kızımı istiyorum. Ben kızıma sesleniyorum. Kızım korkmasın. Hiç kimse o tehditlere, o korkuya boyun eğmesin. Gelsin devlete teslim olsun, ceza da yok. Gelsin teslim olsun, ben kızımdan bunu bekliyorum. İnşallah da geleceğim. Bak bu Pervin Bolda'nın kızların fotoğrafı. Yurt dışılarda bizim çocuğumuzun kanı ile benim çocuğumu HDP'ye satıyor. Ama onun kızı nerededir? Yurt dışlarında özel okullarda boys fotoğrafları atıyor. Eğer Pervin Boldan'da zerre kadar vicdan varsa, o da yüksek vallıdır, çok iyi tanıyorum. Zerre kadar vicdan varsa benim hasta kızımı versin. Kandil'e selam göndereceğine, Kandil'e Murat Karayılan'a selam göndereceğine benim kızımı istesin, bana versin. Ben bu evlatların hem annesiyim hem babasıyım. Bu evladımı alana kadar da bu mücadeleye devam edeceğim. Hiçbir şekilde kimse de bir korkum yok. Benim kızım da korkmasın. Kaçsın, yanında kim varsa çıksın, kaçsın, gelsin, devlete teslim olsun. Hiçbir günde ceza yemeyecekler. Bunun da garantisi var. Çünkü onları orada aileleriyle tehdit ediyorlar. Bizi burada oradaki evlatlarımızla tehdit ediyorlar. Ben evladımı ne zorluklarla büyütmüşsem ben HDP için büyütmemişim. Onların çocukları yataklarda, özel yataklarda yatarken benim çocuğum mağaralarda, toprağın üstünde, taşın üstünde aç susuz orada sürünüyor. Kaç midelerini dolduruyorlar ilaç, bunların ne kaçma imkanı var? Hiçbir şekilde imkanı yok. Bana haber gönderiyorlar senin çocuğun hastadır. Benim çocuğumu bana versin. Evim taşlandı ve ben evimde tek başımayım, çocuklarımla yaşıyorum. Şu anda güvenlik kamera koydu kapıya.
Ondan sonra işte HDP sizi şey devlet sizi parayla satın almış, millete söylüyorlar. Bir öyle bir şey yok. Hiçbir devlet, hiçbir kanun benim çocuğumun acısını satın alamaz. Evlatlarımızı istiyorsun, hemşehrilerimizi. Kardeşlik! 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 Kardeşlik!